Kardeşimiz demiş ki hocam ortamına göre takvalı davranmak, insan ayırıp iyilik yapmak, yanındaki hasta Müslümana bir tabak yemek vermeyip uzağındakine yapan Müslümanın amellerinin ihlası ne durumdadır? Allah azze ve celle bundan razı olur mu? Rabbim razı olsun sizi ve bütün Müslümanları korusun. Şimdi kardeşlerim İslam'da haklar hiyerarşisi diye bir şey vardır. Haklar hiyerarşisinden kastetmiş olduğumuz şey insanın sorumluluklarını yerine getirirken önceliği kime vermesi meselesidir. Yardım konusunda Müslümanlara yardım edeceğiz diyelim. Bunun bir hiyerarşisi vardır. Allah Azze ve Celle Nisa suresinde hakları anlatmış olduğu ayet-i kerimede Allah'a ibadet edin, hiçbir şeyi şirk koşmayın, anne babaya iyilik yapın ilahiri yakın olan komşuya iyilik yapın diyor Allah Azze ve Celle. الْقُرْبَ Yani hemen yanınızda bulunan, yakın olan akrabaya şeyde bulunun, iyilikte bulunun diyor, yakın olan komşuya. Doğal olarak insanın yanı başında, elini uzattığında elini uzatabileceği kimse birinci olaraktan insanın sorumlu olmuş olduğu insan budur. Yani buna kişinin yardım etmesi gerekir. Yanı başında olanı görmeyip daha uzakta olana yardım etmek bu açıkçası çok makul bir şey değil. Mesela örnek verelim bazı reklam kampanyaları olur. Sizin yanınızda bulunan komşunuz açtır, evinde yiyecek yemeği yoktur. Onu görmezsiniz ama o reklam kampanyasında isminiz geçsin diye dünyanın öbür ucundaki insanlara yardımda bulunursunuz mesela. Bu tip şeyler insanın ihlasını zedeler. Yani bu zaten ihlasla yapılmayan bir amel olduğunu gösterir. Fakat kişi cahil olabilir. Haklar hiyerarşisini bilmiyor olabilir. Kime öncelik tanımasını bilmiyor olabilir. Burada yaptığı amel makbuldür. Ama en eftal olan ameli yapmamıştır. Hani geçen hafta bir soru sorulmuştu hatırlarsanız. Size Bukhari'den, Müslim'den bir hadis söylemiştim. Abdullah ibn Mesud'un eşi zekat vermek istiyor, sadaka vermek istiyor veya Abdullah ibn Mesud da bana ver diyor. Hanımı bilmiyor. Gelip Allah Resulüne soruyor diyor ben sadaka vereceğim. Abdullah da bana ver diyor. Peygamberimiz doğru söylüyor diyor. Çünkü senin yakınına vermiş olduğun sadaka hem sadaka hem de sılay rahimdir diyor. Yani içerisinde iki tane ecir vardır diyor. Burada Zeynep radıyallahu an bu hükmü bilmiyor. Bu hükmün cahili peygamberimizin yanına geliyor. Peygamberimiz ona bu hükmü öğretiyor. O da bununla amel ediyor. Yani kişi kime öncelik tanıması gerektiğini bilmeyebilir. Bu onun ihlasını zedelemez. Fakat evla olan yanı başımızda bulunan insanlara yardımda bulunmaktır.